İntihar etmiş kişilerle alakalı, bu çokça geliyor aslında ama ruhuna Kur'an-ı Kerim okuyabilir miyiz? Bunun hükmü nedir? Cenaze namazı kılabilir miyiz? Bu devamlı intihar eden kişilerle alakalı çokça sorular var. Tabii Genel bir cevap verecek olursak. Rabbim bu hale düşmekten muhafaza etsin. Amin. Çünkü bir insanın hakikaten hayatına kastetmesi, kendi hayatına kastetmesi çok büyük bir çıkmaza girdiğinin göstergesidir ki bu hale düşmek hakikaten zor bir durumdur. Rabbim muhafaza etsin diyoruz. Amin. Çünkü duyuyoruz yani dindar kesimde namazında niyazında olduğu halde hiç umulmadığı halde bir bakıyorsun ki intihar etmiş, işte kendini vurmuş, mektup bırakmış vesaire bir bunalıma giriyor bir konuya. Elbette bu büyük bir günahtır. Ama daha önceki derslerimizde de işlediğimiz gibi Ehl-i Sünnet'e göre amel imandan bir cüz değildir. Ne demek amel imandan bir cüz değildir? İman tek bir şey. İnanılması gerekli olan şeylere inanmaktır. Amel ise bunları icraata dökmek, yani ameli meseleler. Helali yerine getirmek veyahut da haramdan kaçmak diyelim, daha güzel bir ifade, farzları yerine getirmek. Ama bir insan farzı yerine getirmiyorsa, yani ameli noktada haramı irtikab ediyorsa, bunu helal itikad etmedikçe, bunun helal olduğunu kabul etmedikçe bu insan mümindir. Amel imandan bir cüz değildir derken bu kastedilmektedir. Dolayısıyla intihar etmek her ne kadar çok büyük bir günah olsa da bir insan bunu helal itikad ederek yapmamışsa ki buna dair bir bilgimiz de yoktur. Çünkü bunu soramayacağız artık bu kişiye. Zahiri hale göre hüküm veririz. Bu adam Müslümandı. İslam üzere yaşıyor idi. Ama böyle bir günah işledi ve bu günahı helal itikad ettiğine dair elimizde bir bilgi de yoktur. Dolayısıyla biz bu kişi hakkında mümin ifadesini kullanmak zorundayız. Bu kişi müminse elbette yaptığı bu günahın neticesinde ahirette sorumlu olacaktır. Rabbim dilerse bundan dolayı onu azap edecek, dilerse affedecektir ki affetmesini Rabbimizden niyaz Evet. ederiz. O Allah'ın bileceği bir iştir ama netice itibariyle bu mümindir. Müslümanlara yapılması gereken muamele işte kefenlenmesi, cenaze namazının kılınması, işte arkasından Kur'an-ı Kerim ile hayır duada bulunması bu gibi şeylere mani bir durum yoktur. Bunlar yapılabilir. Hatta bizim kaynaklarımızda, Hanefi kaynaklarında genel olarak şu şekilde teviller geçer. İşte intihar eden o anda akli melekesini yitirmiştir ki böyle bir işle kalkışmıştır. O da mükellefiyetliliğini ortadan kaldırır. Dolayısıyla bir mesuliyeti yoktur şeklinde bazı düşünceler oluşabiliyor. Ama dediğimiz gibi yani buna da gitmeye de gerek yok. Çünkü velev ki akli melekeleri yerinde olmasa da bunu helal itikad etmedikçe bir adam her türlü büyük günah işleyebilir. Yani işleyebilir derken böyle bir ruhsatı var onu kastetmiyorum. İşlemesi imanına zarar vermez. Eğer onu helal itikad etmedikçe. Hatta şunu söylerim. Bir insan hiçbir günah işlemese de ancak bir haramı helal kabul edecek olursa bu insan kafirdir. İman dairesinden çıkar. Diğer taraftan bir adam helali helal, haramı haram bildiği halde işlemediği hiçbir haram kalmasa bu adam da iman dairesinden çıkmayacaktır. Yani önemli olan itikadi olarak onu muhafaza etmesidir. Ama tabii bu bizi rahavete düşürmesin. Yani o ki önemli olan itikattır, amelin hiçbir önemi yoktur şeklinde bir algıyla ben her türlü günah işleyelim demek de doğru değil. Çünkü insan nasıl yaşarsa öyle ölecektir. Nasıl ölüyorsa da o şekilde dirilecektir. Bir insan günah içinde bir ömür tüketecek olursa son nefesinde imanını muhafaza etmesi elbette sıkıntı olacaktır. O yüzden imanlarımızı muhafaza edebilmek, onları kuvvetlendirebilmek için amellerle bunu desteklememiz gerekecektir. Dünya hayatında yapacağımız en ufak bir işlem ki Allah muhafaza Mevla Teala Hazretlerini gücendirici bir eylem olur ki son nefeste bunun faturası ağır olabilir. O yüzden bu bizi rahavete düşürmesin ama bununla beraber şunu da bilmemiz gerekir. Bir insan ne kadar günah işlerse işlesin, işlediği günah helal itikad etmedikçe bu insan mümindir. İmam Rabbani Kutsesi Ruhu'nun Mektubat isimli eserinde bu konuyla alakalı bir misal, bir örneği var. Diyor ki bir insandan bahsediyor. Tabii hayali olarak, varsayım olarak. Affedersiniz işte anasıyla zina etse, babasını öldürse, onun kafatasıyla şarap içse, yani işlenebilecek her türlü pis günahı, kötülüğü işlese. Ama bütün bunlara rağmen bunları helal itikad etmese, bunların günah olduğunu bilerek yaparsa bu insana biz kafirdir diyemeyiz. Tabii çok büyük bir cinayet işlemiştir.
Yani bu hafife alma anlamında değil. Ki hafife almak bile küfürdür aslında. Onu da parantez içinde ifade etmek gerekir. Ama bununla beraber itikadı buna yönde haram olduğuna dair ise, yani bu işlemleri helal kabul etmiyorsa, biz bu insana kafirdir ifadesini kullanamayız. Ki intihar etmek bu bahsettiğimiz günahların yanında daha hafif kalan bir günahtır. Dolayısıyla tevil de vardır hakkında. Biraz önce bahsettiğimiz gibi akli melekelerini yitirmiş olma ihtimali. Dolayısıyla bunun arkasında hayır hasanatta bulunabilir, Kur'an-ı Kerim okunabilir, cenaze namazı kılınabilir. Ki bunlar yapılması da gerekir. Çünkü daha da muhtaç olma ihtimali vardır. Günah işlemiş olduğundan dolayı. Çünkü mümin hükmünü ona vereceğiz. Anne babalar da eğer çocuklara böyle bir şey yapmışsa intihar girişiminde çok üzülüyorlardı. Çünkü yani arkasından bir dua bile okuyamıyoruz. Yok, o hani, yanlıştır. Yani direkt cehennemliktir diye bir düşünce hakimdi insanlarda. Veya anne babası yakından birisi ona işte Kur'an okuyamayacağız mı gibi. Bu anlamda aslında güzel bir cevap olmuş oldu. Hatta geçen Regaip gecesinde Mustafa Öz Şimşekler hocamızın sohbetinde şey demiş, Haccacı Zalim vefat ederken hasta yatağında diyorlarmış ki diyor, işte Haccacı Zalim Allah affetmez diye konuşuyorlarmış, Allah'ım diyor sen affet diye, Haccacı Zalim bile ölüm yatağında af diliyor, tövbe diliyor. Bu anlamda da bizler de aynı şekilde hayatımız boyunca tevbeye ve yine geçmişlerimizin ruhlarını okuyarak onların da en azından bu azaplarını dindirmeye yardımcı olabiliriz. Yeter ki mümin olarak öldüğünü bilelim. Evet, imanlı yani bir aslında şekilde. Aslında şöyle, kafir olarak öldüğünü bilmiyorsak asıl olan mümin olarak öldüğüne kanaat getirmemiz. Bu şeyle alakalı da hocam, hani bir kişi içki içerek de sarhoş bir şekilde, hani imanlı bir şekilde öldüyse de onun alakalı aynı bir şey onun içinde geçerlidir. Evet. Yani amel imandan bir cüz değildir derken hep bunları kapsıyorum. Hepsi kapsıyor. Birkaç gün önce yurt dışındaydım bu Tataristan tarafında. Oradaki hoca efendilerle bir seminerimiz, bir toplantımız oldu. Orada kanaat önderleriyle halkın içinde. Tabii Ruslarla beraber yaşadıkları için halkın orada maalesef dinden kopma, yani Müslümanım diyor ama İslam'ın ne olduğunu bilmeyecek derecede. Sorulardan bir tanesi aslında buna yönelikti. Ya bir bazı cenazeler geliyor diyor yanımıza. Bakıyorsun hanımı Hristiyan diyor, Rus. Çocuklarına bakıyorsun, bazısı gayrimüslim, bazıları Müslüman. Ama adamda gayrimüslimliğe dair bir alamet yok. Kiliseye gitmemiş, üzerinde bununla alakalı bir şey taşımamış. Ama İslam'a dair de bir alamet yok. Ama vasiyet etmiş, beni Müslüman mezarına gömün. Yani biz buna ne yapacağız şeklinde sorularla karşılaştık orada. Orada da aslında biraz önce konuştuğumuzu ifade ettik. Evet, bu adam mümin mi, kafir mi olduğuna dair bir bilgimiz yok. Ama bu hangi milletten? İşte Tatar milleti. Tatar milleti normalde hangi bir millet? Müslümanlığı kabul eden millet mi? Evet. Peki bunun Müslümanlığı reddettiğine dair bir bilginiz var mı? Yok. Hiç buna dair bir şahidimiz yok. Sadece işte hanımının gayrimüslim olması, ki Müslüman bir erkeğin hanımının gayrimüslim olması ki olabilir ehli kitap olması durumunda. Her ne kadar bazı tartışmalar olsa da bu konuda, en azından bu nikah sahih bir nikah olmasa bile, yani zina dahi olsa, buna helal itikad etmedikçe yine kafir olmayacaktır. O yüzden biz zahiri hale göre hareket ederek bunun cenazesini kılacağız. Müslüman kabristanına defedeceğiz. Ama vakada bu zaten mümin değilse, bizim ona Müslüman muamelesi yapmamız onu Müslüman etmeyecektir. Biz sadece kendi vazifelerimizi yerine getirmekle mükellefiz. O yüzden zahiri hale göre bir insanın küfre düştüğünü yakinen bilmedikçe, buna dair bir bilgimiz olmadıkça, zahiri hal onun Müslüman olması kanaatinde olacak. O doğrultuda Müslümana ne yapılması gerekiyorsa onları yaparız. Evet hocam.